Bir çay, güler bir yüz, samimi bir davet. Her kapıyı açarız bunlarla. Her gönülle buluşuruz. Yeter ki konuşalım, birbirimizi dinleyelim. Çözülmeyecek hiçbir meselemiz yok. Hoş sefa geldin. Sen de hoş geldin. Çiçeklerin iyi mi? Çiçeklerim tatlı. Değerli müdürlerim, mesai arkadaşlarım, değerli hemşehrilerim, komşularım, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Doğru iletişim, ortak akıl, şeffaflık, hesap verme kelimeleri kamu yönetiminde gittikçe daha önemli hale geldi. Başkanla akşam çayını bu anlayışla planladık. Güncel olanı, gerçek olanı, ihtiyaçları, istekleri aracısız olarak dinlemeyi amaçladık. Lütfen endişe etmeyin, biz buradayız. İsteyen herkes konuşacak. Başkanım, yarın bir yerine arkadaşlar o dışarı çıkan kişi onu yazmıştır aslında. Tamam. Zeytin burnunda 16 tane bir çocuk var. Sıkıntıları çölyak. Çölyak gündemimizde, arkadaşımız biliyor. Önümüzdeki günlerde çölyak hastalarına yapabileceğimiz desteği açıklayacağız. Sürdürülebilir bir destek mekanizması inşallah kuracağız. Yani bunu İlhan Bey'e vermem lazım. Bunu İlhan Bey'e ulaştırabilir misin? İşsiz gençlerimiz var, iş bulamıyorlar. Bir kariyer merkezi kuracağımızı söylemiştik. Açtık, faaliyet gösteriyor. Zeytinburnu'ndaki iş yerlerinde, Zeytinburnu'nda oturanlar çalışsın diye kayıt almaya devam ediyoruz. Yeter, takıldığımız yeter. Tesisler dönüşümün arka safhasında. Bugün buraya bir müjdeyle geldim. Geçtiğimiz hafta Salı günü Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un çalışmalarını sürdürdüğü Elazığ'a gittik. Yine arkadaşlarımızla beraber, farklı önerilerle birlikte ve biz geçtiğimiz hafta Salı günü Elazığ'dan mutlu bir haberle döndük. Götürdüğümüz projelerden bir tanesi kabul gördü. Bir silüet projesiydi bu. Ve biz oradan mutlu bir haberle duyurarak da geldik. Hayırlı uğurlu olsun. Bazen mini bir referanduma dönüşen buluşmalarda insanlar kendilerine ve sözlerine değer verildiğini hissetti. Alınan kayıtların belediyenin çeşitli planlama ve uygulamalarında yol gösterici olması karşılıklı güveni arttırdı, belediye-vatandaş ilişkisini güçlendirdi. Buluşmalarımızın mahalle bazlı düzenlenmesi aidiyet ve birliktelik duygularını güçlendirdi, sosyal dayanışma mekanizmasının canlanmasını sağladı. Çünkü bizim yolumuz belli. El birliğiyle, gönül birliğiyle. Yapacağız başkanım, yapacağız. Sürçülisan ettiysek affola. Hep birlikte Zeytinburnu'nu daha iyiye, daha güzele götüreceğiz. Bunun için gece gündüz çalışacağız. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.